Merhaba arkadaşlar. Klasik espriyi yapalım. Kanalıma hoş geldiniz. Her zaman söylemek istemişimdir. Neyse, bugün ne konuşacağım? Bugün diğer videolarımdan biraz farklı. Diğer videolarım genelde hep ödevlerim için olmuştur. Okul için olmuştur ve sanırsam hepsi İngilizce zaten. Neyse, bugün Türkçe olacak. Genç bir arkadaşım rica etti. Dedi ki, "Ya dedi, hocam, Kadir Dedi sen bu LYS5 sınavına girdin. Ee, şimdiki adı nedir? YDT. YDT YKS sınavına girdin. 2013'te girdim. Nasıl yaptın sen bu işi dediler. Bir yardımcı olur musun? Bilgilerini aktarır mısın? Bu videoda da e, bunu yapmaya çalışacağım. Yani aslında bu arkadaş söyledikleri, söyleyeceklerimin zaten %80'ini biliyor galiba ama Tekrarım tekrar mahiyetinde e, belirtmiş olalım. E, ben bir YouTuber değilim arkadaşlar bu arada. Edit medit işine herhalde bu videoda girmem. O yüzden arada böyle bocalayabilirim. Mazur görünüz lütfen. Artık kim izleyecekse herhalde bu genç arkadaşımız izler. Bir iki troll arkadaşım var. <laughs> Onlar izler. Onun dışında da zannetmiyorum zaten başkası izlesin. Neyse. Ben 2013 yılında girdim. O zamanki adı tabii ki başka bir şeydi. Neydi? LSE Lis lisans yerleştirme sınavı. İngilizce e, 80 soruluk sınav. Aynı konsept. 80 soru. Hala 80 soru. Bunun hakkında konuşacağım. Bakalım nasıl yap. Ben e, 2013'te girmiştim. 80 soruda 77 mi, 78 mi ne yapmıştım? Yani fulllemedim, etmedim. Allah bereket versin. 77 fena değil. İyi. Ee, kendimden bekliyor muydum böyle bir şey? Aslında beklemiyordum. 74, 70 üstü beni tatmin ederdi her türlü. Çünkü belli bir noktadan sonra zaten biraz da şans işine bağlı. Ee, paragraflar özellikle o 15 tane sorunun olduğu paragraflar kısmı. Hani bildiğiniz böyle hmm, fikrinizin olduğu konular olunca kelimeyi bilmeseniz bile çıkarım yapabiliyorsunuz bazen. Bazen hiç bilmediğiniz bir konu geliyor. Hiç fikriniz olmayabiliyor. Bu yüzden bu paragraf sorularıyla baş etmenin en kolay yolu kelime bilgisi tabii ki. Neyse oraya geleceğiz. Şimdi 80 soruluk bir sınav. Değil mi? 120 dakikanız var. Yani 80 soru 120 dakika. Her soruya 1,5 dakika bence gayet güzel. Ee, tabii ki her soru bir buçuk dakikayı hak etmiyor. Şimdi lütfen e, siz videoyu burada durdurun ve e, ÖSYM'nin sitesine gidip YKS ya da YDT İngilizce 2019 Soru kısmını bulun ve videoyu devam ettirin lütfen. E, ben oradaki sorulara bakacağım, bildiklerimi soruları bir iki analiz edeceğiz ondan sonra ilerleyeceğiz. E, evet lütfen gidin oraya. Şimdi 80 soru 120 dakika Bu sınav nasıl bir sınav 5 tane seçenek Var arkadaşlar 5 tane Ve hepsi Okuma okuduğunu anlama Siz kendi Ana dilinizde okuduğunuzu nasıl anlarsınız Arkadaşlar bir Kelimeleri biliyorsanız sözcükleri biliyorsanız Anlarsınız 2 Dilin yapısını dil bilgisini biliyorsanız Anlarsınız 3 Yani gramer 3 ee, çıkarım ve muhakeme yapabiliyorsanız Siz okuduğunuzu anlayabilirsiniz arkadaşlar Çıkarım ve muhakeme yeteneği de önemli Bildiğimiz gibi PISA sonuçlarında da zaten e, Türk çocukları okuduğunu anlamıyor Söylüyorsun yok boş neyse İngilizcede de aynı muhabbet aynı kural Kelime bilmeniz lazım Gramer bilmeniz lazım Ve e, çıkarım 1 iki ufak öyle çok zor da değil Ufak çıkarımlar yapabilmeniz lazım. Bazen görüyorum. Şimdi ben e, diyeceğim e, hani insanlar diyor bu YDS, UDS, yok dil. Türkiye'de bu piyasa var. E, diyorlar ki strateji strateji. Arkadaşlar açık olmak gerekirse strateji var. Ancak her şey değil. Çok ufak bir kısmını e, bence benim görüşlerim e, strateji içeriyor. Ancak bu sınavı yapabilmeniz için öncelikle iyi bir e, kelime dağarcığınız olacak. İki, gramer bilgisini iyi bileceksiniz. Ondan sonra şıkları ederken e, bu gramer bilgisi özellikle size stratejik anlamda yardımcı olacak. Ona birazdan belki geliriz. Bakalım. Bu şekilde yani arkadaşlar okuduğunuzu anlayacaksınız. E biz bu okuduğumuzu nasıl anlayacağız? Kelime dağarcığımızı nasıl geliştireceğiz? Sürekli okumanız gerekiyor. Ne yapacaksınız yani? Mesela hmm, her gün okumanız lazım. Her gün okuyun yani bir şeyler. 20 dakika, 25 dakika okuyun. İki paragrafını, üç paragrafını defterinize not edin. Bilmediğiniz kelimelerin altını çizeceksiniz. Sözlükten turk ya yani ben turk kullanıyorum ya da cambridge e, İngilizce'den İngilizce e, sözlük onu kullanabilirsiniz nerleri nerleri nerlerden ne okuyacaksınız? Mesela benim tavsiyem size BBC olur. Nedir BBC? Haber kanalı, Gide, haber portalı. Yazacaksınız Google'a BBC. E her telden çalıyor zaten BBC, değil mi? Politika var, spor var. aktüel var. Her şey var oğlu var. Sanat var. Gidin okuyun. Sonuçta da bu sınavların bu sınavlara bakacak olursanız önceki senelerde de sürekli zaten e, yelpaze geniş akademik akademik konular e, spor oluyor bazen ya da bazen sanat sanatçılar hakkında e, da özellikle sanatçılar hakkında oluyor biyoloji hakkında oluyor mühendislik hakkında sağlık hakkında e bunların hepsini zaten BBC'de bulabilirsiniz buradan haberleri okudukça makale yani aynen haber metinlerini okudukça çeşitli çeşitli haber makalelerini okursanız size yardımcı olur. Başka haber sitesi mesela ben haber sitelerini oldukça yararlı buluyorum çünkü her konuda e, bir metin bulmak mümkün ve bu metinler gerçekten bu metinlerdeki kelimeler gerçekten de sonra e, bu ydt'de lse'de çıkıyor zaten. Ee, bu paragraf soruları özellikle zaten e, haber metinlerinden makalelerden e, a, makalelerden alınıyor Bazen ufak değişiklikler yapılıyor Kendileri yazmıyorlar yani kendileri yazmıyorlar İnternetten buluyorlar ufak değişiklikler modifikasyonlar oluyor O yüzden internetten e, makale okumanız haber metni okumanız önemli Başka nereyi okuyabilirsiniz? Reuters'ı okuyabilirsiniz. Reuters diye yazılıyor Türkçe olursa. Ya da CNN takip edebilirsiniz. Ya da New York Times takip edebilirsiniz. Dediğim gibi ama ım, ilgi alanınız neyse oradan başlamanızı tavsiye ederim. Nedir? Ben tiyatro seviyorum. Ondan sonra o zaman internete gideceksiniz. Tiyatro ile alakalı yazacaksınız. English Theater, British Theater, American Theater ne bileyim. Karşınıza ne çıkarsa. Ya da önemli tiyatro tiyatro oyuncularının hayat hikayelerine bakın, biyografilerine bakın, biyografilerini okuyun. yine internette bulabilirsiniz. Ya da neydi o? Britannica. Aynen, Britannica Ansiklopedisine gidip herhangi bir sevdiğiniz tiyatro oyuncusunun, sinema oyuncusunun Futbolcunun, basketbolcunun hayatına bakabilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Oradan bilmediğiniz kelimeleri not alırsınız. Ve ee, kelime defteri tutmak gerçekten çok önemli arkadaşlar. Kelime defteri tutun. Kelime defteriniz olsun. Sürekli dönün, bakın, okuyun. Ee, hafızanızı tazeleyin. Bu da önemli bir ayrıntı. Forbes, Forbes diye yazılıyor. Burası girişimcilik, iş dünyası. Ee, firmalar. Bunlar hakkında haber yapan e, raporlar paylaşan bir site buraya e, bakabilirsiniz The Atlantic The Atlantic e, burada politika eğitim bilim teknoloji sağlık her telden yine e, ciddi düzeyde güvenilir e, makaleler bulmanız mümkün ya da bakınız gidin üniversitenin e, üniversitelerin e, fakültelerinin sitelerine girin. mesela Harvard Business review buraya gidebilirsiniz girişimcilik eğitim şirketler hakkında yine Forbes'a benzer olarak buradan ee, makaleler e, Araştırmacıların hocaların yapmış olduğu araştırmaları burada paylaşıyorlar sonuçlarını paylaşıyorlar bunları okuyabilirsiniz Hem bunlar size e, üniversite anlamında da yatırım olur ha yatırım demişken Şimdi arkadaşlar stratejimi bu İngilizce sınavı, Telden tele atlıyorum. Ay, konudan konuya atlıyorum. Çünkü e, spontane gelişiyor bu olay. Şimdi bir konu daha geldi aklıma. Strateji dedik ya. Bu iş strateji. Arkadaşlar bu iş çalışma işi. Hayat böyle. Geçen günlerde Kobe Bryant ıı, vefat etti. Kendisinin hayatını araştıracak olursanız. Adam çalışma disiplini, iş ahlakı, iş disiplini hakkında dünya sözü var. Diyor ki ee, beni seven yani insanlar beni seviyorsa benim çalış yok pardon insanlar benimle iyi geçiniyorsa çünkü geçinmesinin sebebi benimle aynı mentalitede olmasıdır diyor. Benimle iyi geçinemeyen insan takımında benimle iyi geçinemiyorsa çalışmayı sevmediği için benimle geçinemiyordur diyor. Yani bu adam sürekli aynı işi tekrar 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 yapıyor bıkmadan, usanmadan. Ha belki de nefret ediyor yaparken. Ancak başarıya giden yol sürekli çalışmaktan geçiyor arkadaşlar. Çalışmazsanız, okumazsanız, tekrar yapmazsanız maalesef olmaz. Ondan sonra sizi strateji de kurtarmaz. Başka bir şey de kurtarmaz. Yani yapmanız gereken sınav sınava yönelik kendinize yatırım yapmanızdır. Kendinize ne yatırım yapacaksınız? Zaman, zaman, zaman yatırımı. Çalışacaksınız, okuyacaksınız, not edeceksiniz, bir daha okuyacaksınız, bir daha okuyacaksınız, not edeceksiniz. Yani zaman ayıracaksınız, zamanınızı yatıracaksınız bu işe ki sonra e, dönüt alabilirsiniz yatırımınızdan. Hop. kalemim düştü. E, yani bu kadar benim diyeceklerim. Şimdi sınava geçelim. Birinci soru. Bu testte 80 soru vardır. Peki. Birinci soru. As soon as the computer was invented, a growing nokta nokta for computers by scientists and engineers evolved. And numerous universities started their own projects to produce them in the 1940s. Soru bu. Kelime sorusu değil mi? Birinci ve sekizinci sorularda cümlede boş bırakan yerle uygun düşen sözcük. Burada strateji falan sizi kurtarmaz arkadaşlar. Burada sizi kurtaracak olan Sınav günü ne kadar geçmişte yaptığınız yatırımdır. Ne yatırımı? Hangi kelimeleri öğrendiniz? Ne kadar çok kelime öğrenirseniz sınavdaki risk faktörünü o kadar düşürmüş olursunuz. Bilmediğiniz kelime ihtimali düşer. Ha! Hiç mi bilmediğiniz kelime olmayacak sınavda? Olacak tabii. Olacak ancak siz bunu minimuma indirmek istersiniz tabii ki de. Bakalım. Şıklar ne? Isolation, concern, awareness, demand, variety. Şimdi arkadaşlar ben bu kelimelerin anlamını bilmiyorsam Allah aşkına nasıl yapayım ben bu soruyu cümlenin ne dediğini bilmeniz lazım ne diyor ee, bilgisayar ee, bulunur bulunmaz yükselen artan ee, demand demand nedir yardımcı olun aklıma gelmiyor ee, arts ee, artan ar neyler için bilgisayarlar ee, by scientists and engineers Bilim insanları ve mühendisler tarafından e, bilgisayarlar için e, artan talep e, ne oldu gelişti e, başka bir boyuta ulaştı. numerous universities started their own projects to produce them e, in 1940s. 1940'larda da e, birçok üniversite kendi projelerini başlatmışlar e, bilgisayar kendi bilgisayarlarını üretmek yapmak için. Burada Isolation, e nedir Isolation? E, yalnızlık, yalnız kalma. Ne diyor? İzolasyon tabii ki. E, concern, kaygı, awareness, farkındalık, variety, çeşitlilik, demand, arz, pardon talep. Bunları tek tek oraya koyacaksınız. Isolation'ı o noktalı yere koyacaksınız. Cümleyi okuyacaksınız. Size bir anlam ifade ediyor mu? Muhtemelen etmeyecek. Etmemesi lazım. Concern'ı koyacaksınız. Bir anlam ifade ediyor mu etmiyor mu? Etmemesi lazım. Ondan sonra dimende geleceksiniz. Dimende koyduğunuzda ulan gayet mantıklı olduğu o zaman bu değişik diyeceksiniz. Yallah ikinci soruya. By messing with bakınız prevalent, negligible, damaging, consistent, abundant. Prevalent ne? Ne böyle ee, üstün müydü, baskın mıydı, yaygın mıydı? Ondan negligible, damaging, consistent, abundant, consistent ne hmm, düzenli, sürekli bir şekilde, istikrar, abundant bol. Mesela bunların anlamını bileceksiniz ki bu soruları yapabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra bu kelimeleri tek tek, tek yerine koyacaksınız, okuyacaksınız, bir anlamı ifade ediyor mu, etmiyor mu? Bir tanesini, sadece bir tanesini etmesi lazım. Buralarda sizi başka kurtaracak bir şey yok. Altınca soruya geçtim. Implantation of the embryo is milestone in human development as it is from this stage onwards that the embryo. Burada gramer, burada strateji sizi kurtarabilir biraz. Burada gramer bilgisi gerekiyor. Şıklara bakacaksınız. Tense uyumu var mı? Var. O zaman bir de anlam uyumuna bakacaksınız. Anlamda uyuyorsa doğru şıkkı buldunuz arkadaşlar. Ancak burada dikkat etmeniz gereken ten uyumu da önemli. Ten uyumu bir. ikincisi anlam uyumu. Geçiyorum. Yedinci soru. Altı, yedi, sekiz. Bunlar gramer sorusu. Dokuz, on, on bir preposition soruları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dokuzuncu soruya bakıyorum. World War II başına et mi geliyor following mi geliyor through mu geliyor along mu geliyor across mu geliyor. Manaya bakacaksınız. Ne anlama geliyor cümle? Koyacaksınız hepsini yerine, okuyacaksınız. Bir anlam ifade etti mi? Tamam. Doğru cevabı buldunuz. Um, bakalım bakalım bakalım. İlerliyorum, 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 ilerliyorum. 16. soruya geldim. Yine bakınız bir metin. Global warming küresel ısınmayla alakalı herhalde bir metin. Ee, ne yapacaksınız yine kelime sorusu arkadaşlar kelime bu yerine koyacaksınız yani başka bir sihir yok yani sizi kurtaracak bir sihir maalesef yok yapmanız gereken kelime öğrenmek bol bol kelime öğrenmek bu kelimeleri koyacaksınız yerine oluyor mu olmuyor mu oluyor mu olmuyor mu? tabi burada okuduğunu anlama dediğim gibi önemli bir rol oynuyor geçtim. 21, 22 okuduğunu anlama. Sihir istiyorlar ama yok sihir yok yani. Varsa da ben bilmiyorum. Benim cahilliğim belki de. Başka dil okullarında satıyorlarsa sihir, iksir, strateji benim bilgim dahilinde değil maalesef. Geçtim. Aa, bu 21, 22. sorularda birincisi anlam. Anlama bakacaksınız anlam mantıklı bir şeyler çıkıyor mu çıkmıyor mu? İkincisi de e, gramer olarak, gramatik olarak dil bilgisi anlamında bir bozukluk meydana geliyor mu? Gelmiyor mu şeklinde bakmanız lazım. Paragraflarda da arkadaşlar paragraflarda size paragrafta olmayan bir şeyi sormazlar. Sormuyorlar da zaten. Ancak Cevap olarak da paragrafta ne geçiyorsa aynısı size şıklarda verilmez. Ne verilir? <laughs> pardon. Ne verilir size? Ee, aynı anlama gelecek şekilde başkası yani cümleyi şu, pardon cümleyi şöyle vermek yerine ee, nasıl bakınız? Ben sol kulağımı tutuyorum, değil mi? Sol kulağımı tutuyorum. Sol elimle değil, sağ elimle yine buradan tutuyorum. Bakınız aynı hedefteyim. Buradan yapacağımı buradan yaptım. Yani aynı şey aslında yaptığımız iş ancak farklı yollardan gittik. Farklı bir şekilde sonuca ulaştık. Yani size burada paragrafı veriyorlar ve bu A, B, C, D, E şıklarında da paragrafta aynısı geçiyor. Nasıl geçiyor? Farklı şekilde geçiyor. Farklı kelimelerle sinonim kullanıyorlardır ya da antonim kullanıyorlardır ya da cümle olumluysa şıklarda olumsuzdur. Buldunuz mu? Düş Doğru cevabı bulduğunuzu düşünüyorsunuz. D şıkkı diyelim. Paragrafta nerede geçiyor? Kendinizi ikna etmeniz lazım. Bu D şıkkı paragrafta nerede geçiyor? Onu bulmanız gerekiyor. Buldunuz mu? İkna oldunuz mu? Devam edebilirsiniz. Ancak yine genel olarak bu paragraf sorularında e, okuduğunu anlamak kelime bilgisi arkadaşlar kelime kapı her yer her zaman aynı yere gidiyor aynı yere açılıyor A, geçiyorum paragraf sorularını yine 44-48. sorularda karşılıklı konuşmayı boş bırakan kısmının tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz diyor okuduğunuzu anlayacaksınız 44. soruya bakalım Have you heard uh, what famous footballer David Beckham says is his Greatest achievement. Nokta nokta Richard says. Kevin actually no. Bakınız burada actually no bence uh, önemli. Richard bir şey demiş. Kevin de actually no diyor. Yani dediğine karşı çıkıyor. He says his greatest achievement has been always putting his family first. He even makes breakfast every day for his kids. Her gün diyor çocukları için kahvaltı bile hazırlıyor diyor. Yani aslında hayır öyle değil diyor. Senin dediğin neyse karşı çıkıyor. Yani Richard'ın bir şey demiş olması lazım. Aşkına bakalım. Let me guess. He must have said something about his career playing for several well-known clubs. Olabilir gibi duruyor. B. How would I know? I've never met a celebrity in my life. Actually no. Oluyor mu? Bence olmuyor. Çok saçma kaldı. That's easy. Celebrities always Uh, say they put their loved ones and friends first. Olabilir. Uh, ünlüler uh, sevdikleri kişileri ve arkadaşlarını her zaman birinci sıraya koyuyor diyor. Actually no derseniz hayır hayır. Siz diyorsunuz ki birinci sıraya koymuyorlar. E o zaman ondan sonra devamına bakıyor. He says his greatest achievement has always been has been always putting his family first. Aynısını söylediniz. E o zaman birbiriyle çelişti. C şıkkı da olamaz. That's a really tricky question. Is that such a such a successful career that anything could be considered great? Pff, tricky question. Yani bu da olmuyor arkadaşlar. Hmm. Saçma kalıyor. Ne diyor? He has had such a successful career that anything could be considered great. Yani açıklayamıyorum. Ondan sonra. Um, Eşkı In my opinion The real achievement is what you do for others In your daily life Actually no Ondan sonra Ona ters düşen bir açıklama Yapmanız lazım ancak eşkıda Ters düşen bir açıklama değil Maalesef aşkı bence Doğru cevaptır sonradan Kendiniz kontrol edebilirsiniz isterseniz ee, buraları geçtim. Yani okuduğunuzu anlayacaksınız. şıkları koyacaksınız. Bu şekilde. Ee, 49-53 sorular, 53. sorularda verilen cümleye anlamca en yakın cümleyi bulunuz. <laughs> Burada da yine aynı mantık. Paragraf sorularındaki aynı mantık. Ee, aynı şeyi farklı kelimelerle, farklı dizilişle ifade etmeniz gerekiyor. Yani aynı şeyi söyleyen cümleyi bulmanız lazım. Neredeyse mota mot Aynı şeyi söylüyor Ne eksik ne fazla olması lazım Burada da yine genel ee, Ne diyelim Numara Uygulanan numara ee, Antonimler kullanılıyor Sinonimler kullanılıyor Cümlenin yapısı aktiften pasif voice yapılıyor Gibi gibi Tenslerle oynanmıyor arkadaşlar Bu sorularda tensle Genelde e, oynanmaz. Aynı anlamı yani tense değişse bile değiştiğini hatırlamıyorum. Tense değişse bile e, anlam aynı olmalı. Anlam değişmiyor arkadaşlar. Önemli olan anlam. Ve e, kendimi tekrar ediyorum sürekli ama e, ne diyecektim ya? Unuttum. Vallahi unuttum. Neyse. Videoyu beğenmeyecek. Geçtim. Aa, 54 58 dünyanın en kolay soruları bence. Aa, ben strateji burada. nerede 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 nerede. Ha. Türkçe İngilizce. Burada yapmanız gereken yükleme bulmak. Cümlenin yüklemini bulmak. Burada strateji size bayağı hız kazandırıyor bu çeviri sorularında yapacağınız iş cümlenin yüklemini bulmak ve hemen şıklara gitmek. Zaten cümlenin yüklemini bulduktan sonra şıklara gittiğinizde 4 şıkkı birden neredeyse bazen eleyebiliyorsunuz. Hemen 15 saniye içerisinde cevabı bulmanız mümkün. Um, 64'e bakalım mesela By looking at what you click and the pages you like Some social media companies can infer your preferences Then use this information to target you with adverts Şimdi burada cümlenin yüklemi e, Bence can infer Bakalım infer nedir? Um, ne infer? Çıkarım yapmak değil mi? Bakalım Ama burada iki tane yüklem var. Then use this information to target you with adverts. Birincisi can infer and then use. Yani e, önce sonuncusuna bakalım. Use nedir? Kullan kullanabilir. Kullanmak. Bakalım. Hemen şıklara gidiyorum. A şıkkında gönderebilir. E, elendi. B şıkkı kullanabilir olabilir. C şıkkı bakmaktadır. Olmaz. D şıkkı gönderebilir. Olmaz. E şıkkı gönder göndermektedir. Olmaz. Bence 64. sorunun cevabı 5 şıkkıdır arkadaşlar. Hemen bakalım kontrol edelim. 64 B miymiş? Şuradan bakıyorum. 64 B'miş cevap anahtarından. Şimdi baktım. Bakınız arkadaşlar. Ne yaptım? Sadece yükleme buldum. Yükleme bularaktan şıklara gittim. Ve bana direkt B şıkkını verdi. Diğer e, sorularda da. Aynısını yapacaksınız. Türkçe ile İngilizce, İngilizce yani Türkçe fark etmiyor. Yüklemi bulun. Şıklara gidin. Şıklardaki yüklemi bulun. Karşılaştırın. Oluyor mu? Olmuyor mu? Bakınız muhtemelen göreceksiniz ki olmayacak. Yani, yani bir tanesi olacak sadece. <laughs> Bu şekilde daha da başka size söyleyebileceğim bir şey yok. Muhteşem bir e, iksir, sihir, magic videosu olmadı sanırsam. Ama bu arkadaşıma herhangi bir yardımım olduysa ne mutlu. Sevgiler, saygılar. Önünüzde e, hala 4-4,5 ay gibi bir süre var. Bence gayet yeterli. Gayet çok bir süre. E, çalışmanız için yeterli süre var. Eee Yapabilirsiniz yani. Daha vakit çok. Kasmayın arkadaşlar. Yani kasın da kendinizi strese sokmayın. Rahat. Ben 80 e soruda 50 ne 50'si be? 40 soru yaptığımı hatırlıyorum. Vakti zamanında. oradan geldim. Neyse. Ciao. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz. Ancak zannetmiyorum. Saygılar.